Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. BP Türkiye gelişimseninle.com'la birlikte yaptığımız bu video serisinin 4. videosundayız. Bugün size birazcık gelecek meslekler, değişen mesleklerden bahsetmek istiyorum. Dijitale dönüşümle alakalı artık bayağı hızlandığımız, pandemiyle beraber katlanarak hızlandığımız bir sürece girdik. Ama öncesinde gelişimseninle.com'dan biraz bahsedelim. Bu platformda gençlerin gelişimini desteklemeye yönelik dünyadan ve ülkemizden ilginizi çekebilecek çok çeşitli konularda haber, yazılar, infografikler hazırlanıyor. Ayrıca ücretsiz yararlanabileceğiniz online eğitim videoları ve ilham alabileceğiniz konuk yazarlar bulunuyor. Proje kapsamında üniversite kulüplerine yönelik ücretsiz online eğitimler de çok yakında başlayacak. Eğitimleri BP Türkiye çalışanlarından oluşan gönüllüler verecek. Hatta bu eğitimleri alan öğrenciler daha sonra sosyal projelerini geliştirebilecekler. Bu nedenle bu proje hem deneyim aktarımı yaşayabileceğiniz hem de uygulama deneyimi yaşayabileceğiniz güzel bir fırsat. O yüzden gelişim senin .com'da güncel bir şekilde giriş yapıp takip etmeyi unutmayın diyorum. Sizin için çok iyi olur. Evet, geleceğin mesleklerine biraz bakalım şimdi. Neler olacak, neler olmayacak? Klasik bir söylem vardır. İşte robotlar gelecek, mesleklerimizi elimizden alacaklar, işsiz kalacağız. Yeni meslekleri biz bilmiyoruz, ne yapacağız? Ne olacak bizim halimiz diye pek çok insan endişeleniyor. Evet, belli işleri gerçekten robotlar veya yapay zeka kullanan makineler yapıyor olacaklar. Fakat iş alanları tükenmiyor. Tam tersine şu anki mevcut iş potansiyelinden çok daha geniş iş potansiyelinin olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Ama burada bir parantez açmak gerekiyor. Bu yeni teknolojileri, yeni dünyayı kullanabileceğiniz, gerçek anlamda yetkin olduğunuz alanlara eğitimi almak zorundasınız. Çünkü eğer bu sisteme adapte olmazsanız geri kalırsınız ve maalesef işsiz kalmaktan da kurtulamazsınız. Onun için çok önemli yeni mesleklere adapte olmak. Nelerdir bunlar? Yani yeni değişen hayatımızı etkileyen dijital çağın artık doruğuna doğru çıktığımız, ki bize göre şimdi doruk ama ileride belki çok daha altında olduğumuzu da göreceğiz bunun. Neydi bunlar? Bunlara biraz bakalım. Başlıklara ayırdık biz bunu sizin için, daha rahat anlaşılsın diye. Evet, geleceğe yön verecek 5 teknolojiden bahsedeceğiz. Daha çokları var tabii ki ama biz öne çıkan 5 tanesini seçtik. Bunlardan bir tanesi sesli robotlar, Alexa gibi, Google gibi, Apple'ın Siri'si gibi sesli robot sistemleri. Bu alanda artık iyice insanlar da alışmaya başladı. Bir şeyleri ona soruyor, ondan cevap alıyor ve onun ya da yönlendirmeleriyle bir şeyleri hallediyor. Mesela ışıkları aç diyorsun, ışıklarını evinin yakıyor. Sistem böyle en basitinden baktığımızda giriş seviyesi bu. Onun dışında da tabii ki güncel haberleri de almanızı sağlıyor. Yani mesela Hey Siri dediğinde benimki mesela hı hı diyor. Ben deneyelim mesela. Hey Siri. Hı hı. Hı hı dedi. Bu kadar. Bizim ilişkimiz daha bu seviyede. Bana hani nasıl yardımcı olabilirim, ne yapabiliriz falan gibi şeyler sormadı hiç şimdiye kadar. Bu alıştığımız teknoloji işte bu bizim cihazlarla konuşmamız, tamam hani bu hava durumu nasıl, yol şuradan mı gideyim, buradan mı gideyim, ışıkları aç, ışıkları kapat, kapıyı aç, kapıyı kapatın ötesine geçti. Ve geçmeye devam edecek. İki tane farklı konuşma robotu birbirleriyle sohbet ediyor ve bu sohbetten felsefi bir sonuç bile çıktısı alınabiliyor. Bununla ilgili ilginç de bir örnek var. Guinness Rekorlar kitabına giren Cookie ve Facebook'un geliştirdiği Blender Bot'un sohbet ettiği bir Twitch kanalı var. Yani bu iki robot sonsuz bir şekilde orada sohbet muhabbet ediyorlar. Üstelik bunu da izliyorsun. Yani iki olmayan şeyin birbiriyle sohbeti ilgi çekici şekilde de izleniyor. Bunun yanında tartışmalarıyla birlikte gelen bir Microsoft patenti söz konusu. Bu patentte neler var? İnsanların bütün hayatı boyuncaki sosyal medyadaki paylaşımları, yazdığı, çizdiği her şey, fiziksel görünümü, fotoğrafları, yani bunların hepsini bir araya getirdiğiniz bir chatbot yaratmaktan bahsediyor. Yani X kişi öldü, onunla ilgili her şey analiz ediliyor. Bütün davranışları, konuşma şekli, ses tonu, yani eldeki videolardan, fotoğraflardan bütün ne toplayabiliyorsa topluyor. Onun dışında sosyal medyadaki paylaşımı, dili, tonu, yaklaşımı, her şeyi alıyorlar, analiz ediyorlar ve sana bir chatbot yaratıyorlar. Ve sen atıyorum dedenle sohbet ediyorsun. Bir şekilde gerçekten o varmış gibi onunla sohbet ediyorsun. Bu ne kadar gerçekçi tartışılır ama Black Mirror dizisinden hatırladığımız böyle garip garip hikayeler var. Bunlar yavaş yavaş gerçek oluyor. Evet, bu yapay zeka destekli sohbet robotları önemli bir alan. Burada ben ne yapacağım demeyin işte. Yani bunun geliştirilmesi gereken
taraflarında çok ciddi bir iş potansiyeline sahipsiniz demektir. O yüzden de size de tavsiye ediyorum, eğer alakanız varsa kesinlikle yapay zeka ve onun türevi iş alanlarında kendinizi geliştirin derim. İkinci bir konu, bizim teknoloji olarak odağımızda olan, her zaman haber yapmaktan keyif de aldığımız, çünkü hep güzel haberler verdiğimiz bir alan, 3D yazıcılar. Bu 3D yazıcıların biliyorsunuz prefabrik ev yapanı da var, dev gibi kocaman bir evi de print edebiliyor dolaşarak böyle üstünde. Ya da küçücük bir makinenin içerisinde saat de yapabiliyorsunuz, aksesuarlar yapabiliyorsunuz. Üniversiteler bu alanda çok önemli işler yapıyor. Ben bundan 5-6 yıl evvel Sabancı Üniversitesi'nin bir basın toplantısına gitmiştim ve hakikaten acayip etkilenerek çıktığım bir toplantıdır. Hiç unutamam o yüzden de. Şu anda aşamasını bilmiyorum ama gittiğim toplantı şuydu. Biz gerçek insan hücresinden aort damarı print ettik dediler. Yani müthiş bir olay, çünkü aort damarı neden önemli? Vücudumuzda yapay olarak çözemediği tıbbın bir damar. Yani mesela kalp damarını değiştiriyor, bacağından alıyor ya da suni bir damarla yapabiliyor ama şah damarına bunu yapmanız mümkün değil, aort damarına bunu yapmanız mümkün değil. Bunu printerla, kendi hücrenizden üstelik yapılmış bir damarla çözebileceklerini gösterdiler. O beni çok etkilemişti. Şimdi bu iş biraz daha ileri gitti tabii. Bildiğin senin hücrenden alıp kalp de basabiliyorlar. Yani bildiğin gerçek bir kalp yapıyorlar. Biraz hani ürkütücü ama bir taraftan baktığında da gerçekten çok mantıklı. Hani senin kendi hücrenden üretildiği için vücudun onu reddetme ihtimali yok. Bu da güzel bir şey. Bu sağlık kısmıydı. Sağlık kısmının dışında da aslında biraz yemek tarafı da var bu işin. Bayağı bildiğiniz bitkisel materyallerden et de ürettiler. Hem de etin de çok lezzetli olduğu söyleniyor. Kemiksiz pirzola gibi bir tadı olduğu ve yumuşacık olduğu gibi şeyler var. Bilmiyorum, ben mesela önüme koysalar fark edebilir miyim, tadından anlar mıyım? Ya da işte söyleseler yiyebilir miyim? O kısmı da bence soru işareti. Ama bu kıtlık dönemi geliyor biliyorsunuz. Bir sürü facialar yaşıyoruz. İnsanlara yemeklerin yeterli olmayacağı bir döneme giriyoruz. Maalesef eskiden bunu böyle çok uzak tarihler gibi anlatırdık ama çok da yaklaştı artık bu tarihler. Coşkun Aral Anlatıyor kanalında Coşkun abinin anlattığı bir hikaye var. Yani hepimiz bir gün böcek yiyeceğiz diyor. Çünkü proteini başka alacağımız şey kalmayacak. Böyle bir dönem yaklaşıyor gerçekten. Uzak Doğu'da bu tip böcekler uzun yıllardır tüketiliyor. Çok fazla nüfus ve azıcık üretim olduğundan dolayı onlar o böcekleri tüketebiliyorlar da protein ihtiyacı için. Biz de şimdi sunisini de yapmayı başarıyoruz ama o suninin kaynağını nereden bulacağız? O kaynak da biterse nereden yapacağız? Onu bilmiyoruz. O tartışmaya açık bir konu. Ama 3D basıcılar, yani 3 boyutlu baskı cihazları hayatımızın her alanında, mutfaktan evimize, vücudumuzdaki herhangi bir yerden uzaya kadar her şeye bir çözüm üretebilir hale geldi. Pahalı cihazlar bunlar. Hani ofisi alalım, bir 3D printer'da biz de bir şeyler yapalım desek ciddi 50-60 bin liraları gözden çıkarmanız gerekiyor. Ama geleceğe açık bir alan, bu alanda gerçekten bunun mühendisleri olacak. Yani 3 boyutlu printer mühendisi. Çünkü bir şeyi nasıl sağlıklı ve doğru basacaksın, hangi materyalleri kullanacaksın, bunu bilen uzmanlara ihtiyaç olacak. Bence çok güzel bir iş alanı daha. Gelişimseninle.com için hazırladığımız videoya devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi teknoloji gelişiyor. Teknoloji pek çok alanda gelişiyor ve bununla ilgili de paralelinde meslekler de yanında gelişiyor. Şimdi anlatacağım konu da genom bilimi. Yani bu genetik dizilimle ilgili küçük müdahalelerle neler yapılabildiğiyle alakalı bir bilim alanı. Gerçekten bizim hepimizin geleceğini de çok ciddi etkileyecek bir konu. Çünkü genetik bilimi biliyorsunuz pek çok hastalığın, kalıtsal problemin de temelini oluşturuyor. Ya da normal hücresel DNA yapımız sağlıklı giderken bir anda genetik yapımızdaki bozulumlar kanser gibi, AIDS gibi farklı hastalıklara sebep veriyor ve bizi öldürüyor. Dolayısıyla bu genom bilimi sayesinde yapılacak değişikliklerle kanseri önleyebiliriz. Ya da aileden gelen ırsi dediğimiz hikaye vardır ya, kalıtsal hastalıkların önüne geçebiliriz. Şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi hastalıkları yok etme ihtimalimiz var. Şimdi teknoloji geliştikçe insan gen yapısı da netleşiyor. Ve işte hangi gen yerini değiştirirsen ya da başka bir şey koyarsan ne olur kısmı müthiş bir alan, müthiş çığır açacak da bir alan. Dolayısıyla bu alanda da genetik mühendisliği geleceğe mesleklerin başında gelir. Genom bilimi ve gen düzenleme sayesinde bayağı
riskli şeyler de yapılabiliyor. Biliyorsunuz bununla ilgili çok uzun yıllar evvel Dolly diye bir koyun vardı. Çin'de çoğaltılıp klonlanmıştı. Birçok insanı belki ürküttü, heyecanlandırdı ama ürküttü de. Yani düşünsenize benden bir tane daha çıkıyor yanımda oturuyor beraber. Aynı ben hani huyu husuyla beraber her şeyle kopyalanmış haldesin. Bu tartışmalara da yarattı tabii dünyada. Bayağı büyük kavgalar da koptu bununla ilgili. 2019 yılında Çinli bilim insanları bir gen embriyosuyla müdahale ettikleri bir ikiz çocuk dünyaya getirttiler. Bu çocukların bir özelliği var. AIDS'e karşı daha dirençli olmalarını sağlayacak bir gen yapısı planlanmış. Çok teknik konular ama hani ben de anladığım kadarıyla size aktarmaya çalışıyorum. Bu ne demektir? Aslında mükemmel insanı yaratmak belki. O gen haritasındaki problemli noktaları çözerek farklı bir gen haritası çıkartıyorsun. Hatta o biliyor Matrix filmi vardır hani bir şeyleri yüklüyorlar ya böyle bize. Mesela benim genime müdahale edilmiş olsaydı belki çocuk doğduğunda ya da doğmadan önce anne karnındayken işte çok hızlı koşabilen, boyu uzun, hiç şişmanlamayan, ne kadar yese de vücudu yokan yapısı olan birisi planlanabiliyor. Bu aslında hayatın pek çok alanında karşımıza çıkabiliyor. Nedir o mesela? İnanılmaz geliştirilmiş yarış atları yapabilirler. Yani bu atlar normalin iki katı hızda koşar, itaat ederler, daha iyi komut alırlar, zekaları normal atlardan daha fazla çalışıyor olabilir gibi gibi artırabileceğimiz detaylar var. Peki ne kadar müdahale edilmeli? İşte bilim insanlarıyla bir taraftan arada normal insanlar ya da devlet otoriteleri bunu tartışıyor. Buna ne kadar müdahale etmek lazım? Yani hiç hastalığın olmadığı bir dünya kurgulanırsa ve sağlıklı ve turp gibi nesiller yaratılırsa hiç kimse ölmeyecek uzun süre. O kadar insan ölmeyince dünyanın kaynakları buna ne kadar yetecek? Ne yapacaklar? Printer başında bekleyip yemek mi yiyeceğiz onlardan? Hani böyle bir sürü kafa karıştırıcı şeyler de var ama bunun yanında da çok daha bence iyi tarafları da var. Nedir o? Mesela zeka problemiyle ilgili olan bir genetik tespitle anne karnındayken o çocuğun normal doğması sağlanabilir. Bu faydası bence tartışılmaz. Neticede dünyaya geldikten sonra belki ömrü boyunca bakıma muhtaç olan bir insan olacakken kendi hayatını, kendi kararlarını verebilen normal bir bireye de dönüşebilir. Bunlar güzel şeyler. Genetik müdahale sayesinde çok sağlıklı bir hayat sürme şansına da sahip olabiliriz. Belki ileride kanser olacakken olmayabiliriz. Bunu hiç kimse bilmez. Tabii bu kadar planlanmış ve programlanmış bir hayatı yaşamakta ne kadar keyif verir o da tartışmalı. Düşünsene seni öyle bir planlamışlar ki işte 38 yıl sonra saat 14'te öleceksin. Hadi bitti senin de bu kaderinde bu yazdık falan gibi bir yapı oluyor. Neresine kadar müdahale edilmeli? Bununla ilgili bir regülasyon, bir planlama yapılacak mı? O da teknoloji ürün gibi oluyor ama yani insanlar da artık buna dönüşecekler. Kafa karıştırıcı bir konu ama önemli bir alan ve büyümekte olan bir alan. Bütün dünya bu alanda kafa patlatıyor ve kendini geliştirmek istiyor. Bunu da söyleyelim. Gelişimseninle.com için hazırladığımız bu videonun en eğlenceli maddelerinden bir tanesine geldik. Otonom araçlar ve drone. Yani aslında otonom sistemler. Biliyorsunuz benim kanalda takip edenler vardır. Drone'la ilgili benim özel bir ilgi alakam var. Sürekli drone'la çekimler yapmayı, uçmayı çok seviyorum. Ayrıca bunda da iş yapıyorum bir taraftan da. Şimdi otonom tarafında da bayağı bir gelişme var. Biliyorsunuz Elon Musk bu anlamda Tesla'sı her yerde ses getiren en meşhur otonom araç adayı geliştirdikleri. Bizim Cemal abi var Amerika'da, Kaliforniya'da. Bizim Tech Talk'ta da hatta geçen konuştuğumuz bir konuydu. Onun bir Tesla'sı var ve Tesla bayağı ciddi otonom donanımına da sahip. 80 mil hiç dokunmadan gittiğimi biliyorum dedi. Rekoru 80 mil aracı kullanmamış. Yani bayağı içinde oturmuş ama kullanmamış. Araç her şeyi kendisi halledebiliyor. Şimdi bu sistemler gerçekten heyecanlandırıyor bizi. Bir taraftan da gerçek tam otonoma geçtiklerinde şu anda tam otonom oldukları söylenemez. Çünkü bunun için bir sürü kriter var. Yani akıllı yol olması gerekiyor, 5G'nin mutlaka olması gerekiyor ve aracın da buna uygun olması gerekiyor gibi 3 ana kriterin yerine getirilmesi gerekiyor. Ama şu anda yarı otonom dediğimiz sistemler çalışıyor. Mesela şeridi kendi değiştirebiliyor, trafik hızına göre yavaşlayıp hızlanabiliyor. Haritadaki rotasında da gidip sapaktan da çıkabiliyor. Yani onları yapabiliyor. Fakat elinizi üstünde tutmanızı da istiyor bir taraftan. Yani başı boşta kalsın istemiyor. Ben Boxberg'de bir tesise gitmiştim. Bosch'un orada bir Ar-Ge merkezi, geliştirme merkezi var. Deneme merkezi daha doğrusu. Orada tam otonom bir Tesla'ya bindim. Hakikaten hiçbir şey yapmadan oturduğumuz bir demo yaptılar bize. Orada 5G özel alanı vardı. 5G neden önemli?
gecikme olmadan haberleşmeyi sağlamak gerekiyor. Yani bu pistteki o alan şehir diye düşünün. Orayı demo yapmışlar. O alandaki her şey birbirleriyle konuşuyor. Yani sağdan gelen araba, soldan gelen araba ve ortadan geçecek olan araba birbirleriyle haberleşiyor. Hiçbir ışık yok. Çok stres olmuştuk o sırada. Gerçekten iki araba böyle geçtiği sırada biz ortadan geçtik gittik. Yani birisi gecikse ya da fazla hızlı gelse kaza olur. İşte bunu müthiş bir şekilde haberleşerek kendileri ayarlıyor arabalar. Full otonom bu şekilde gerçekleşecek. Biz hakikaten koltuk ters dönecek belki. Arka dörtlüdeki arkadaşla sohbet ederken araba gidiyor olacak. Mükemmel bir şey ama daha o seviyede değiliz. Bunun için Huawei'nin de Çin'de çok ciddi çalışmaları var. Bayağı böyle bir sistem kurgulamışlar. Demo yapıyorlar. Otobüsler, arabalar, her şey bu akıllı yol dediğimiz, yollar dediğimiz sistem içerisinde olduğu anda mükemmel bir şekilde sistemi çalıştırıyor. Yani riski sıfıra indiriyor. Ne zaman risk var? İnsan faktörü devreye girdiğinde. Çünkü bizim sağımız solumuz belli değil. Dolayısıyla kurulu düzeni bozmamız anlamına geliyor. Orada da kurallar bizim için de geçer. Nedir o? Yaya geçtiğinde yeşil yanıyorsa o zaman geçeceksin. Otonom sistemler bunu gördüğünde girersen durabiliyor ama ya duramazsa gibi sıkıntılar da var. Toplu taşımada Türkiye'de biliyorsunuz bir otobüs yaptı. Bu otobüs de kendi kendine gidip gelebiliyor. Bizde de bir çaba var ama dünyaya baktığımızda, dünyayla kıyasladığımızda çok gerideyiz. Ama bu bizi yıldırmasın. Gerçekten mesleki anlamda baktığımızda da kesinlikle otonom sistemler üzerinde çalışan kalifiye elemanlara çok ciddi ihtiyaç var. Ve çok iyi paralar da kazanabilecek bu alanda çalışanlar. Bunun bir paraleli dronlar. Dronlarla da ilgili CES'te Las Vegas'ta bundan 2-3 yıl evveldi yanlış hatırlamıyorsam müthiş bir drone görmüştüm. Tamamen tarım amaçlı yapılmış bir drone'du bu. Havada uçuyor, infrared bütün acayip bir kamera sistemi var. Ve hastalıklı bir bölge gördü diyelim. Orada bir yanlış giden bir şeyler var. Hemen o alana gidiyor. Onunla ilgili hastalığı tespit edecek numuneyi alıyor. Bir süre sonra gidiyor işte geliyor ya da başka bir drone geliyor oraya ona doğru uygun ilaçlamayı yapıyor. Yani o bölge daha hastalıklıyken çözümü üretiyorlar. Yani artık o noktalara geldik. Tarımda kullanılıyor biliyorsunuz, itfaiyede kullanılıyor, asgari anlamda zaten uzun süredir kullanılıyor ki Türkiye bu anlamda en ileri olduğumuz drone sistemi, insansız hava aracı sistemi asgari alandakiler. Ama bunun dışında da çok böyle sağlık anlamında da faydaları var. Mesela dağın başında bir kayakçı düştü ve çok zor durumda. Onu bulmak için kullanabilirsiniz. Ona ilk yardım götürmek için, belki de ilk müdahalesi için verilecek birkaç ilaç, ne bileyim bir şey için ona bir yardım ulaştırabilirsiniz. Her şeyden evvel de büyük koca bir helikopterin giremeyeceği belki bir alandaysa da küçük drone'la onu bulabilirsiniz. Bunların hepsi kendi kendine çalışan sistemler olacaklar. Şimdi kullanabiliyoruz ama kendi de gidip gelebiliyor. Bir de güzeli taksiler. Yani drone taksiler de hayatımıza yakında girecek. Onun demosunu da CES'te görmüştüm. Gerçekten çok acayipti. Yani bu masa kadar bir oturma alanı, kapalı alanı var. Dört köşesinde pervanesi var. Sen oturuyorsun, önünde de şu kadar böyle bir ekran var. O ekranda haritada nereye gideceğini sadece işaretliyorsun. Ve hiçbir şey yapmıyorsun. Kalkıyor, seni oraya götürüyor. Müthiş bir şey. Hani oraya gitmem, buraya gitmem demiyor. Ondan sonra anca hava şartları veya işte trafik durumuna göre sana müdahale ediyor. Ya da bunu yapamam ya da şu saatte yapabilirim. O zaten çünkü kalkmadan önce ne kadar sürede orada olacağını da sana söylüyor. Onun için sistemler böyle çok daha sağlıklı çalışacak. İnsan faktörü orada bir sorundu. Otonom araçlarda böyle bir işte abi arabayı değiştirme saati gidemem falan gibi şeyler orada yok. Onlar gidip geliyorlar. Bence bazı konularda, bazı sektörlerde kesinlikle otonom araçlar bazı insanların işlerini ellerinden almalılar. Bence bu konuda da herkes bana katılacaktır diye düşünüyorum. Evet, gelişimseninle.com için hazırladığımız bu videonun 5. ve son maddesine geldik. Kuantum bilgisayarlar. Kuantum bilgisayarlar son 1-2 aydır özellikle çok fazla öne çıktı, çok fazla duyulmaya başlandı. Gerçekten aslında önemsenecek kadar da ciddi bir konu. Fakat orada endişelenmemiz gereken de çok ciddi şeyler var. Çünkü dünyanın en hızlı bilgisayarlarının bile 2,5 milyar yılda çözeceği sorunları kuantum bilgisayarlar sadece 200 saniyede çözüyor. Yani bu bizim çağı atlamayı bırak böyle ışınlanmamız demek anlamına geliyor aynı zamanda. Gerçek anlamda performanslı kullanılabilen bir kuantum bilgisayara sahipseniz yapamayacağınız hiçbir şey kalmıyor. Öyle söyleyeyim size hız anlamında. Çok teknik, yok kübit sistemleri kullanıyor, atomla alakalı. Kuantum fiziği zaten hani orası
ismini söylediğinde zaten yorucu ve anlaşılmaz. Ama şu var, kuantum bilgisayarlar her şeyi yönetebilir durumdalar. Yani çoklu işlemleri aynı anda yapabiliyorlar. Ve bizim yıllarca, milyarlarca yılda çözeceğimiz sorunları erkenden çözebiliyor. Bu hastalıklara olan çarelerde düşünsenize, yani kanserle ilgili bir ilaç yaptınız. Onun zibilyon tane versiyonunu deneyip sonuçlarının ne olacağını sana tahmin ediyor. Diyor ki boşuna 2,5 milyar yıl uğraşma, 200 saniye sonra bunu böyle yaparsan olacak diyen bir şey var karşında. İşte kuantum bilgisayara sahip olmak ve onunla bir şeyler yapmak isteyen dev ülkelerimiz var tabii ki. Çin'de çok ciddi bir atak var bu konuda. Bununla ilgili kafa patlatıyor. Amerika, IBM özellikle ciddi projeler geliştiriyor. Hatta bu kuantum bilgisayarın daha verimli çalışmasını sağlayacak bir yazılım üzerine çalıştığında geçen gün açıkladı. Bu alanda da ben evet bir şeyler yapabilirim diyorsanız bence iyi bir alan, geleceği olan bir alan ve Türkiye'nin de ülke olarak da çok ihtiyacı olan bir alan. Kuantum bilgisayarlar ve o sistemde, ekosistemde çalışacak elemanlar her zaman iş yapacaktır. Bayağı uzun bir video oldu. Size elimden geldiğince geleceğin mesleklerini, geleceğin teknolojilerini anlatmaya çalıştım. Burada kendinizi nasıl hayal ettiniz, nereye konumladınız ya da size yakın olan şeyler var mıydı, yok muydu? Onun kararı size ait. Ama bunun için sadece benim anlattıklarımın dışına çıkmak istiyorsanız da gelişimseninle.com'a gidin. Orada çok farklı makaleler, röportajlar, haberler var. Güncelleniyor sürekli. Kendinizi güncel tutmanızı tavsiye ediyorum. Gelişim Senin'le önemli bir kılavuz, önemli bir domain adresi olarak takibi almanızı öneriyorum. Girişte de değinmiştim. Gelişimseninle.com gençleri hedefleyen ama kendini geliştirmek isteyen herkese açık. Ücretsiz üstelik. Projede ayrıca üniversite, kulüp ve toplulukların kapasitesini geliştirmek ve aynı zamanda öğrencilerin profesyonel hayatına hazırlanmasını sağlayacak eğitimler başlıyor. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Siz de beni izleyen bir kulüp öğrencisiyseniz projenin bu kısmını da yararlanabileceğiniz bir kaynak olarak hatırlatmak isterim. Detaylı bilgiler sitelerinde de mevcut. Dolayısıyla gelişimseninle.com sizin için bence önemli bir kılavuz. Sosyal medyada da takip edin. Buradan faydalanacağınızı düşünüyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyor. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.